ayaklar ve kanatlar, maskeli olanlar erkek. Evet, bu tepeli. Gloster diye geçiyor. Gün önce Manisa'da bir yarışmamız vardı. 4500 kuş yarıştı. Burada ilk defa olmasına rağmen 3000 kuşla yarışıyor şu anda arkadaşlarımız. Çevre illerden, Antep'ten, Adana'dan, Malatya'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, İzmir'den yarışmacı arkadaşlar katılıyor. Yani bu güzellik yarışması, kostüm yarışması. Kuşların her şeyi tam olacak anlat. Bileziğinden tutun, yavru bilezikli kuşlar yarışıyor. Kesinlikle tam olacak. Tırnağından kaşına, gözüne, kuşun güzellik yarışması, kostüm yarışması, duruşu, her şeyi ona göre değerlendirme yapılıyor. Ülkemizde az yani 3000 kuş yarışıyor şu anda Mersin'de. Bu Avrupa'da 7000, 8000, 10000. Ben mesela Madonna'ya gittim, İtalya'ya. Orada 30000 kuş yarıştığını gördüm. Burada daha yeni yeni, inşallah daha ileride daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Derece almayan kuş, yani daha iyisini yapmak için uğraşmamız lazım burada. Üretici arkadaşlarımız bunu her seferinde çalışıyor. Üretici kesin derece alan arkadaşımız da tabii yükseltiyor. Şeyini en azından ünleniyor. Ben mesela şimdi bu işe başlayalı 12. yılım bu. Beni kimse tanımazdı Türkiye'de ama şu anda herkes tanıyor. Derece alan arkadaşlarımız dediğim gibi ünleniyor. Ve onlardan kuş almak zor oluyor bundan sonra. Uzun yıllardır Mersin'imize ilk defa federasyonumuzun düzenlemiş olduğu bir profesyonel yarışmamız oldu. Mersin'imizde Atatürk Kupası yarışmamıza ev sahipliği yapıyoruz. Tabii bizler yıllardır ülkemizin birçok şehrine minimum 500 kilometre en yakın gördüğümüz yerler ve 1000 kilometre yerlerde olan şehirlerimize gidip kuşlarımızı yarıştırıyorduk. Güzel bir duygu, farklı bir ambiyans, insanları buraya bekliyoruz. Şehrimize bir katma değer, kültürel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Ben aynı zamanda hakemim. Yanı sıra Lancashire ırkında dünya şampiyonuyum ve Mersin'deyim. Mersinli bir yarışmacıyım. Milli takımındayım ve gördüğünüz üzere kuşlarım da burada. Aslında bu bir yaşam tarzı oldu bizler için. Çünkü biliyorsunuz spor yapan insanlarda bir disiplin olması lazım. Bizim hobimizde ilk başta başladığında işte bir tane kanarya ile başladı. Kanarya nedir? İlkin bunları bir tanımayla başladı. Sonra ırk kanaryaları vesaire bu derya deniz oldu bizler için. Sonrası profesyonel anlamda adımlar atmaya başladık. Standart her gün saat 6'da uyanırız. Kuşlarımızla sabah ilgileniriz. Tek tek her birine ayrı ayrı bakarız. Her birinin özelliklerine göre şey yaparız. Belli dönemlerde kuşlarımızı eşleriz. Çıkan yavrularımızı da ilgili yıllarda yarıştırırız. Biz yarışmadaki yarışmacı kuşların tamamı bu yılın yavrularıyla yarışırız. O yüzden bundan önceki yıllardaki damızlıklarımız da ona göre eşler ve ona göre standartlarda yani konfederasyonun ulusal standartlarda kuşlar yetiştirmeye ve bu kuşları yarışmaya sunup profesyonel hakemler karşısında da değerlendirmelerini sunuyoruz. Mersin'de ilk kez yapılıyor. Hep dışarı illere gidiyorduk. Mersin'de olmasıyla bize de avantaj sağladı. Çünkü kuşlarımızı başka illere götürünce kuşlarımız yıpranıyordu. Yarışma esnasında duruş sergilemiyordu. Bunlar bir duruş kuşu, kostüm kuşu olduğu için. Ama burada avantajlı olduk ki derecemizi de yaptık. Şükürler olsun. Her sene geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Çünkü başka şehirle gittiğim zaman bize avantaj değil, dezavantaj oluyor. Ama kendi ilimizde yarıştığımız zaman bize avantaj olarak oluyor. Derece aslında şey olarak hani bizi daha çok hani gururlandırıyor. O emeğimizin karşılığını alıyoruz. Maddiyat zaten kendi aramızda alışveriş yapıyoruz. Zaten bu tür şeylerde meraklısı geliyor, meraklısı talep ediyor, meraklısı alıyor. O yüzden yani mutlu ediyor bizi. En önemlisi o zaten.
değişik bir yer. Balonu zaten damlarda kuşlara bakıyor. Onlarla da alıştım bayağı bir. İlk defa böyle bir yeri. Çok güzel yani. Değişik bir his. Güzel bir his hem de.